Evet sevgili arkadaşlar, açık öğretim Arapça ön lisans 1 ara birinci deneme sınavının deneme sorularını sizler için çözmeye devam ediyoruz. Birinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi meze tekül sorusunun cevabı olamaz. Meze tekülü ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Şimdi lehmun desek, lehmi, et yiyorum olabilir. Halib desek, halib süt. Süt yenmez biliyorsunuz, içilir. Doğru cevabımız, hemen bunu işaretliyoruz. Ama diğer şıklara da bakalım arkadaşlar. Ürzün, pirinç pilavı yenebilir. Salatatun salata yenebilir. Helva yenebilir. Tabii süt içilmez. İçilir ama yenmez. İkinci sorumuz sevgili öğrenciler. Fiil kendisinden sonra gelen failin özelliklerine bağlı olarak şekillenir. Fiil kendisinden sonra gelen failin özelliklerine bağlı olarak şekillenir. Evet. Aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur? Demek fiil kendisinden sonra gelen failin özelliklerine göre bağlı olarak şekillendiğine göre, bir, fail erilse fiil de eril, fail dişirse fiil de dişil yapıda kullanılır. Bakın bu doğrudur. Fail açık bir isim ise fiil teklik, ikillik, çoğulluk, erillik ve dişillik bakımından faile uygun çekimiyle kullanılır. Fail açık bir isim olarak değil de gizli özne veya bitişik zamir olarak geliyorsa fiil daimi üçüncü tekil şahıs yapısında kullanılır. Arkadaşlar doğru cevabımız burada A'dır. Yani fail açık bir isim ise fiil tekillik, ikillik, çoğulluk, erillik ve dişilik bakımından faile uygun çekimiyle kullanılmaz. Üçüncü maddede fail açık bir isim olarak değil de gizli özne ve bitişik zamir olarak geliyorsa fiil daimi üçüncü tekil şahıs yapısında kullanılmaz. Doğru cevabımız nedir? Fail erilse fiil de eril, fail dişilse fiil de dişil yapıda nedir? Kullanılır. Üçüncü sorumuz, me mihnetüke. Karşımızdaki erkeğe soruyoruz. Me mihnetüke. Mesleğin nedir? Sorusunun cevabı aşağıdakiler hangisidir? Bakın mihnetüke erkeğe sorulan bir sorudur bu arkadaşlar. Erkeğe. Mumarridatun, mihneti mumarridatun desek, ben hemşireyim, bayan olur. Hiye tabibetun, o hanım doktordur. Bu sorunun cevabı değildir. Çünkü nefsi bitkikallim olacak. Burada ene şurtiyun, doğru cevap budur. Ben polisim. Ben mihnetüke, ben polisim. Doğrusu bu. Ali muvazzafun, Ali görevlidir, memurdur. Ama yukarıda ne soruluyor? Me mihnetüke. Zevcetühü muallimetün, onun hanımı öğretmendir. Ama hanımı sorulmuyor. Senin mesleğin nedir diyor. Dolayısıyla kendin cevabı ene olacak. Dördüncü soruya geçiyoruz sevgili öğrenciler. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fail mef'ulden önce gelmiştir? Fail normalde mef'ulden önce gelmiştir. Bak, taraka vurdu, çaldı. Elbebe kapıyı, elveledi çocuk. Burada elbebe failden önce gelmiş. Yani fail mef'ulden sonra gelmiştir. B şıkkı teşrabul ümmu kahvete. Teşrabul ümmu kahvete. Anne kahveyi içiyor. Bakın burada fail mef'ulden önce ne yapmıştır? Gelmiştir. Diğer şıklara bakıyoruz. Fahasal maridayni attabibani. Muayene etti iki hastayı, iki doktor. Burada fail tabibani, iki doktor. El maridayni nesnedir. Dolayısıyla nesne
özneden önce gelmiş. Şerbel halibe ettiflu. Çocuk sütü içti. Halib failden önce ne yapmıştır? Burada da gelmiştir. Arafet ettalibati elmuallimeti. Bayan öğretmen kız öğrenciler tanıdı. Dolayısıyla bu da ettalibati arkadaşlar. Cem-i mühennes salim, mef'ul, mansub, nesb alameti nedir? Fethadır. Pardon, kesredir. El-muallimetü nedir? Faildir, öznedir, merfudur, ref alameti nedir? Ötredir. Bir diğer sorumuza bakıyoruz, beşinci soru. Meze şeribe aliyyun, aşağıdakiler hangisi? Meze şeribe aliyyun ifadesinin karşılığı olabilir. Meze şeribe aliyyun, Ali ne içti? Ali içti ne? Yani Ali ne içti? Şeribet Ayşetül Asira, Ayşe meyve suyunu içti. Bu sorunun cevabı değildir. Çünkü Ali'den bahsediyoruz. Şeribe Aliyül Me'e, Ali suyu içti. Doğru cevap budur. Ekele Aliyü Deccace vel Uruzze vel Salatata, Ali tavuk, pirinç pilavı ve salata yedi. Ama ne içtiğini soruyor. Ekelet Ayşetü Lehme vel Hummusa, Ayşe humus ve et yedi. Ayşe tutabakat, Ayşe pişirdi ama sorumuzun cevabı Ali ne içti? Ali suyu içti. Altıncı sorumuz, aşağıdakilerden hangisi düzenli çoğul bir kelimedir? Hangisi düzenli çoğul bir kelime? Altı. Arkadaşlar, medarisün, medresetün, medreseteni, medaris. Medresetün, medreseteni, medaris, düzensiz bir çoğul. Babun, babani ebvab, düzensiz. Cemelün, cemelani, cimalün, düzensiz. Mescidün, mesacidün, mescidani, mesacid, düzensiz. Mecelletün, mecelletani ve mecellatün, düzenli arkadaşlar. Nedir? Sonuna elif te eklenerek. Şimdi düzenli ile düzensiz çoğul arasındaki fark şu. Eğer bir kelimenin, bir ismin müfretteki yapısı bozulmadan sonuna harf eklenerek çoğul elde ediliyorsa o düzenlidir. Aksi takdirde yapısı bozularak elde ediliyorsa o düzensiz. Mesela mescidün, mesacid. Bakın mescidün hemen sinden sonra ne eklenmiş arkadaşlar? Elif eklenmiş. Cemelün, cimelün, elif eklenmiş. Babun, ebvabun, bakın, babun, ebvabun, harf eklenmiş, elif ve vav. Medresetün, medaris, bakın, harf eklenmiş ve t de nedir? Medresetün, t çıkarılmış. Demek ki düzenli çoğulda müfretteki yapısı bozulmadan ne yapılıyor? Elde ediliyor. Şimdi yedinci soru arkadaşlar, aşağıdaki harfi cer anlamı ve açıklama eşleşmelerinden hangisi doğrudur? Hangisi doğrudur? Telefonu kapattık. Evet. A şıkkı min, dendan, aidiyet ve sebep bildirme. Min, dendan da aidiyet ve sebep bildirme değil. Bir yerden uzaklaşma ifade eder. Bir yerden gelme ifade ediyor. B şıkkında fi, deda, evet, ile, bazen bulunma, bazen ile anlamında. O da deda ama zaman ve mekan bildirir. Dolayısıyla doğru değil. İle, ea, yönelme durumu. Doğru cevabımız arkadaşlar budur. Soru 7. B, bi, denden ayrılma durumu. Bi aslında ile. Mesela bi meze zehebte bil seyyareti. Neyle gittin? Araba ile. Bi meze ketebte bil kalemi. Neyle yazdın? Bil kalemi, kalem ile. Ale için bulunma. Aslında ale bu için değil, bir şeyin üzerinde olma anlamını ifade eder. Doğru cevabımız bu. Şimdi bir soru 8. Resimde verilen hayvanın Arapça ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Bakın bu bir koyundur, ganem. Battatun, ördek. Bakaratun, inek. Maizun, keçi. Himarun, eşek. Ganemun, koyun. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız ganem olacak. Evet. Dokuzuncu sorumuz. Tuğba, Esra, Zeynep ve Volkan'la beraber ders çalışırken arkadaşlar evet ders çalışırken yanlarına gelen Selim'e ders çalıştıklarını aşağıdaki zamirlerden hangisiyle ifade eder? Bakın Tuğba, Esra, Zeynep ve Volkan. Kaç kişi? 3. Hem fazla 4 kişi. Dolayısıyla 3 ve daha fazla olduklarında ne oluyor arkadaşlar? Cemi. Şimdi ene müfret, ben demektir. Entüm siz, yine çoğul ama muhataba diyoruz. Hüme o ikisi. Hüm onlar, cemi. Ama bizden bahsedecek. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? E. 10. soru. Aşağıda anlamı verilen kelimelerde hangisinin çoğulu düzensizdir? Hangisinin? Mesela kız, bintun benet, çocuk, veledün evlat, kadın, imraetun niseün. Bakın, müfredi imraetun, çoğulu niseün. Dolayısıyla cevabımız bu olacak arkadaşlar. Bu özel bir şey. Suretün nise, Kur'an-ı Kerim'de geçer. Öğrenci talibun tullabun, adam racunun ricalun. Dolayısıyla düzensiz budur. Evet. Şimdi 11. soru. Aşağıdaki kelimelerde hangisi resime karşılık gelen kelimedir? İki tane öğretmen olduğu için bakın muallimun, muallimun bir erik, bir öğretmen. El kitabu bir kitap. El muallimani iki öğretmen. El muallimatu iki bayan, pardon, el muallimatu bayan öğretmenler. Çünkü elif te olduğundan dolayı. El muallimatu bir bayan öğretmen. El muallimatani iki bayan öğretmen. El muallimatu bayan öğretmenler. El muallimune de çoğul öğretmenler. Cem müzekker salim, düzenli erkek çoğulu. Bakın el muallimun sonuna vavunun eklenmiş. Şey nedir? İki erkek öğretmen olduğu için arkadaşlar sorumuz. O zaman ne diyeceğiz? El muallimani. İki öğretmen diyoruz. 12. soru. Nasıl güzel gidiyor mu sevgili arkadaşlar? Şimdi bu videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız, yararlanmak istiyorsanız ayrıca videonun altındaki katıl, abone ol butonuna tıklarsanız her yaptığımız videodan anında haberdar olursunuz. Bizim bu çalışmalarımıza arkadaşlar değişik Arap kanalı, Arapça kanallardan haber başlıklarının tercümesi var. Nasrettin Hoca fıkraların okumaları var şimdilik. İmam Hatip birden 12. sınıfa kadarki derslerin de videoları var. Bir de işte sizin şu anda soru birden 4'e kadar ön lisans ve lisans. Ayrıca ileride inşallah derslerin de işlenmesini atacağız. Rabbim izin ve yardım edersin. Evet, Arapçada isim cümlelerine yönelik verilen aşağıdaki ifadeler hangisi, hangileri doğrudur? Arkadaşlar isim cümlesinin öznesinin adı mübtedadır. Doğrudur. Bakın cümlesinin öznesinin adı mübtedadır. Mübteda daima merfudur. Doğru. İsim cümlesinin öznesi haberdir. Yanlış. Haber daima merfudur. Doğru. O zaman bakın 1, 2 ve 4. Doğru bu. 13. soru. Sülasi fiillerle ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi, hangileri doğrudur? Sülasi fiili. Sülasi mücerred, sülasi fiili harf eklenerek elde edilmiş anlamındadır. Hayır, eğer böyle bir şey olursa mezit olur. Harf ekleme ile elde edilen fiiller mezit fiillerdir. Sülasi mezit, herhangi bir ek harfi yok anlamında, bu da yanlıştır. Sülasi mezit, ek harf alan fiillere denir.
Türkçe'de kullandığımız fiil kelimesi Arapça sırasıyla fa, ayn ve lam harflerinden oluşur. Doğrudur. O zaman arkadaşlar nedir? Bakın tekrar ediyoruz. Sülasi mücerret, sülasi fiile harf eklenerek elde edilmiş anlamındadır. Yanlış dedik. Sülasi mezit, herhangi bir harf, herhangi bir ek harfi yok anlamındadır. Bu da yanlış dedik. Türkçe'de kullandığımız fiil kelimesi Arapça sırasıyla fa, ayn ve lam, yani fe, a, le. O zaman yanlış, doğru cevabımız bu. Yalnız 3. 14. soru. Verilen Arapça örnekle ilgili olarak hangi bilgi yanlıştır? Bakın verilen Arapça örnekle. Haracat tullabu minel medreseti. Haraca çıktı tullabu öğrenciler. Minel medreseti okuldan çıktılar. Ve zehebu ilel mektebeti ve kütüphaneye gittiler. Ve deresu saaten ve bir saat çalıştılar. Buradaki A. Bakalım ne diyor A'ya. Ve zehebu kelimesinin başındaki vav atıf vavıdır, doğrudur. Ve deresu kelimesinin sonundaki vav fiile bitişik özne zamiri olan çoğul vavıdır. O da doğru. O da doğru arkadaşlar. Cümlenin fiilleri muzaridir. Cümlenin fiil ve bu cümlenin merfu muttasıl zamirlerinden anlaşılır. Cümlenin fiilleri muzari diyor. Bakın harece fiildir. Zehebe fiildir. Derese fiil ama muzari değil. Mazidir. Çünkü zaten burada ne diyor? Yanlıştır diyor. Erkek öğrenciler okuldan çıktılar. Cümlenin öznesi açık özne olduğu için fiil üçüncü tekil şahıs eril olarak kullanılmıştır. Evet. Haraca attullabu minel medreseti nedir? Haraca'dır. Çünkü failden önce gelmiştir. Yukarıdaki örnekte birbirine bağlı üç fiil cümlesi bulunmaktadır. Bu da doğrudur. Şimdi 15. soru. Aşağıdakiler hangisi siz ikiniz yazıyorsunuz, yazarsınız anlamındadır? Bakın 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi siz ikiniz yazıyorsunuz, yazarsınız anlamında? Ente tektübü, sen yazıyorsun. Bakın ente tektübü. B şıkkı hüm yektübüne, onlar yazıyorlar. O erkekler yazıyorlar. Entüme tektübeni, siz ikiniz yazıyorsunuz, yazarsınız. Aslında doğru cevabımız arkadaşlar bu. Ama entüm tektübüne, siz yazıyorsunuz erkeklere diyoruz. Hüme tektübeni, o iki bayan yazıyorlar. Dolayısıyla cevabımız bu arkadaşlar. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ikinci ikil şahıs zamir, ikinci ikil şahıs zamiri, üçüncü çoğul şahıs dişil zamiridir? Bak, önce ikinci ikil şahıs zamiri, ikinci ikil şahıs zamiri, soru 16 arkadaşlar. Bakın, entüm hünne, entüm üçüncü, ikinci değil üçüncü, entüm yine üçüncü, entüme ikinci, hüme ikinci, D şıkkında entüm üçüncü, hüme ikinci, E şıkkında entüme ikinci, hünne üçüncü çoğul şahıs dişil zamidir. Hünne o hanımlar. Dolayısıyla doğru cevabımız bu arkadaşlar. Bakın. Evet. 17. soru. Harace fiilinin ikinci çoğul şahıs eril olarak mazi fiil çekimi aşağıdaki hangisidir? İkinci çoğul şahıs eril olarak. İkinci. Evet. Keteptünle bayanlar için siz yazdınız diyoruz. Tamam mı? 17. soru. Bakın tekrar ediyoruz. İkinci çoğul şahıs. Yani nedir? Eril olarak. O zaman nedir arkadaşlar? Keteptün ne? Hanımlar için diyoruz ki siz yazdınız. Ketep ne? O hanımlar sizler, o hanımlar yazdılar. Keteptüme, hanımlara diyoruz ki sizler yazdınız. İkiniz. Ketebu, o erkekler yazdılar. Ama ne diyor burada? İkinci çoğu şahıs. O zaman keteptüm, sizler, karşımızdaki erkeklere diyoruz, yazdınız
Doğru cevabımız bu. 18. Aşağıdakilerden hangisi yapıları itibariyle eril olan ancak dişil bir kelime gibi kullanılan sözcüklerdendir? Arkadaşlar Arapçada bir de semai müennes var. Semai müennes ya da semai müzekker. Aslında müennes ya da müzekker olmadığı halde o şekilde kullanılan kelimelere verilen isimdir. Semai demek kulaktan duyma demek. Yani herhangi bir kuralı yok. Onların hocalardan ve sözlüklerden, kitaplardan öğrenilerek ezberlenmesi gerekiyor. Mesela beytün zaten müzekker arkadaşlar. Nedir? Mecazi müzekker. Ama tabibun hakiki müzekker. Reculun hakiki müzekker. Kalemun mecazi müzekker. Yapısı itibariyle. Şemsün arkadaşlar nedir? Dişil bir kelime gibi kullanılan ama aslında yapısı eril, kendisi dişil. Mecazi müennes diyoruz buna. Heze şemsün demiyoruz, heze şemsün diyoruz. Evet. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisi yazmak fiilinin onlar yazıyorlar kadınlar için doğru çekimidir? Onlar yazıyorlar. Arkadaşlar şöyle diyelim. Yektübü, yektübeni, yektübüne, tektübü, tektübeni, yektübne. O zaman bakın cevabımız bu. O hanımlar yazıyorlar. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi öğretmen doktoru durakta buldu? Cümlesinin Arapça karşılığıdır. Arkadaşlar buldu vecede. Bakın. Ekaze aldı. Bunu atıyoruz. Ketebe yazdı. Bunu atıyoruz. Şimdi vecede. Bakın vecede. Kim buldu? Vecede tabibul marida fil mevkif. Doktor hastayı durakta buldu. Halbuki öğretmen doktoru durakta buldu. O zaman vecedel muallimu tabibe fil mevkif. Öğretmen doktoru durakta buldu. Doğru cevap budur. Arefat tabibul mumarridati. Doktor ney bu? Hanım hemşireleri tanıdı diyor. Cevabımız öğretmen doktoru durakta buldu. Vecede buldu. Kim buldu? El muallimi öğretmen. Kimi buldu? Et tabibe doktor. Nerede buldu? Fil mevkife. Bir sonraki videoda buluşmak üzere arkadaşlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.